Herkese merhaba, ben Tutku. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte koridorumdaki avizeyi makrome ile süslemek istedim. Yapımı oldukça kolay bir avize olacak. Hadi başlayalım. İlk olarak kullanacağımız avizenin üst kısmını ölçüyoruz ve yaklaşık olarak 6-7 katı santim uzunlukta makrome ipleri kesiyoruz, 4 adet. İpleri bu kadar uzun kesmemizin sebebi ise makrome iplerini de modelimize oluştururken sürekli olarak dolama işlemi yapacağız. Haliyle de makrome iplerimiz kolaylıkla kısalacak. Bu nedenle ilk kestiğiniz zaman gözünüzü çok fazla gereksiz gibi görünmesin. Tüm ipler dolama işlemi sırasında kısalırken bana hak vereceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi ben kapı kolu kullanıyorum. Hepinizin evlerinde kolaylıkla yapabileceği bir yer olduğunu düşündüm. Tabii ki siz varsa askılık da kullanabilirsiniz. Farklı yerlere de asabilirsiniz. Önemli olan örme işlemini bitirdikten sonra makrome iplerini kesmeden çıkartmamız gerektiği. Bu nedenle buna özen göstererek herhangi bir yere iplerinizi asarak işleme başlayabilirsiniz. 4 ipi de gösterdiğim şekilde sabitledikten sonra şu an gördüğünüz gibi önümüzde 8 adet ipimiz var. Bu ipleri kafamızda 4-4 olarak ayırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ortadaki ipleri alıyorum. Sağda kalan ipi sol elime alarak sabit tutuyorum ve sol taraftaki tüm ipleri üstten ikişer kez dolayarak sabitliyorum. Dikkat ederseniz eğer sol elimdeki ipi hiçbir şekilde karıştırmıyorum ve bırakmıyorum. Bu gerçekten çok önemli. Ayrıca lütfen tutuşuma da dikkat edin. Elmas model yapacağımız için hafif eğimli olarak tutmaya özen gösteriyorum. İpleri de ikişer kez dolamamızın sebebi ise eğer bir kere üstten dolarsak iplerimiz kolaylıkla açılacaktır. İkinci dolamayı ise tamamen düğüm haline getirmek için yapıyoruz. Yani elinizi bıraksanız dahi o ipler bir daha asla açılmayacak. Sol tarafı bitirdikten sonra sağda kalan 3 ipimizi görüyoruz. Bunun için de ortadaki en sağda kalan ipi alıyoruz, sabit tutuyoruz ve boşta kalan tüm ipleri aynı şekilde üstten dolayarak ikişer düğüm atıyoruz. Yine sabit tuttuğum ipi hafif eğimli bir şekilde tutmaya özen gösterdiğimi görebiliyorsunuz. Böylece tüm ipleri sardıktan sonra elmas modelimizin üst kısmını tamamlamış olacağız. Son ipi de doladıktan sonra iplerimizi serbest bırakıyoruz ve ortada kalan 4 ipe gösterdiğim şekilde standart makrome düğümünden 2 adet atıyoruz. Bu videoyu diğer makrome videolarımda olduğu gibi sizin bana bakarak yapabileceğiniz bir açıyla çekiyorum. Bu nedenle beni izlerken aynı adımları atarak doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Ortadaki modeli tamamladıktan sonra ipleri serbest bırakıyoruz. Sol tarafta gördüğünüz ipi sağ elime alarak sabit tutuyorum. Sırayla ilk 3 ipimi üstten ikişer kez dolayarak sol tarafı tamamlıyorum. Dolama işlemini yaparken de ipler arasında boşluk olmamasına özen gösteriyoruz. Üçüncü ipi de doladıktan sonra sağ tarafa geçiyoruz. Bu sefer de sağ kenardaki ipi sol elime alıyorum. Hafif eğimli bir şekilde sabit tutuyorum ve kalan 3 ipi üstten ikişer kez doluyorum. Şimdi modelimizi birleştirmeyi yani tamamlamaya geldi. Örme işlemini sol taraftan başladığımız için soldaki ipi sarmal şekilde düşüneceğimizden solla devam ediyorum. Yani ortadaki solda kalan ipi sağ elimize sabit tutuyoruz ve kalan sağdaki 4 ipi de ikişer kez üstten gösterdiğim şekilde doluyoruz. Böylece ilk elmas modelimiz tamamlandı. Şimdi ikinci elmas modelle birleştirmeye geçiyoruz. İpi sabit ve eğimli bir şekilde tutmaya özen gösterdiğimi görebiliyorsunuz. Bunun sonucunda da dümdüz sarmal eğimli bir çizgimiz oluşuyor. Anlattığım zorlu kısmı tamamen ikinci elmas modele geçişimizde yapıyoruz. Yani anladığınız üzere şu an elmas modelimizin ikincisinin sağ kısmını tamamlamak üzereyiz. Ve tamamladık. Şimdi de kalan sol taraftaki 4 ipimize bakıyoruz ve ortadakini sabit tutarak diğer soldaki ipleri aynı şekilde üstte yaptığımız gibi üstten ikişer kez doluyoruz. Dolama işlemine devam ederken üstteki sarmal yapılardan hiçbir şekilde uzaklaşmadığımızı görebileceksiniz. Yani tamamen sarmal yapılar birbirine bağlı olarak birbirinden farklı elmas modelleri oluşturuyoruz. İkinci elmas modelimizin üst kısmını tamamladıktan sonra ilk modelde yaptığımız gibi ortadaki 4 ipe 2 adet makrome düğümü atıyoruz. İkinci modelimizi tamamlarken de aynı şekilde üstte yaptığımız gibi sol taraftaki ipleri sol taraftaki sabit tuttuğumuz ipe, sağ taraftaki 3 ipi de sağ tarafta sabit tuttuğumuz ipe ikişer düğüm olarak atıyoruz. Sizi düğümlerle çok fazla sıkmak istemediğim için ben 3. modeli bağlamayı gösterdikten sonra hızlandıracağım. Ancak tüm aşamaları benimle yapmak isterseniz videoyu başa alarak sırayla hepsini aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki tüm bağlamalarımız aynı şekilde devam edecek. Alt kısmında bağlamalarını tamamladıktan sonra ortaya birleştirmek için sarmal yapımıza dikkat ediyoruz. İlk modelimizde soldan başlamıştık, ikinci modelimizde sağdan. Yani bu 3. model içinde ilk modelde olduğu gibi soldan devam edeceğiz. Videoda dikkat ederseniz sarmal yapı hiçbir şekilde kopmuyor. Dilerseniz bu aşamadan sonra kendiniz devam edin. Ya da benimle birlikte yapmak isterseniz eğer videomuzun en başına giderek benimle birlikte ilk modeli 3. model gibi düşünerek devam edebilirsiniz. Yani tek sayılar aynı, çift sayılar aynı gibi de düşünebilirsiniz bir nevi. Kısaca bu işin özeti sarmal yapıyı hiçbir şekilde bozmadan avize olarak kullandığımız objenin tam ölçüsüne yetecek kadar elmas model oluşturmak. Artık tüm elmas modeller ve birleştirmeleri hakkında konuştuğumuza göre ben de izninizle kendisi devam etmek isteyenleri sıkmamak adına avizemizin diğer aşamalarına geçiyorum. Elmas modellerin tamamını avizemizin üst kısmına yetecek kadar yaptıktan sonra şu an gösterdiğim şekilde astığımız yerden modelimizi çıkartıyoruz. Ve bağlama işlemi biten elmas modellerimizin altında kalan iplerle bu ipleri düğümlüyoruz. çok sıkı bir düğüm yapacağımız için elmas modeller arasında görünmeyecekler ve makasla keseceğimiz için hiç belli olmayacak. Şimdi de avizemizin boşta kalan kısımları için püsküller oluşturacağız. Gördüğünüz gibi boşluğu ölçtükten sonra 2 katı uzunlukta makrome ipleri kesiyoruz. Elmas modeller arasında boşta kalan ipleri görüyorsunuz. En alttaki her ipe 2'şer adet püskül oluşturabiliyoruz. Yapımı hem çok kolay hem de avizemizin boşta kalan kısımlarını değerlendirebileceğimiz eğlenceli bir görüntü olacak bizim için. Tüm boşlukları gösterdiğim şekilde püsküllerle tamamlıyoruz. Gördüğümüz gibi avizemizin her tarafı makromelerle doldu. Ben makrome iplerinin sarkan kısımlarını ellerimle açmak istedim. Ancak siz dilerseniz bir tarak yardımıyla da açabilirsiniz. Tarak kullanmamamın sebebi tarayınca çok düz bir görüntü oluşturuyor ve bundan hoşlanmıyorum. Daha salaş bir görüntü olmasını istediğim için bu dalgalı hali hoşuma gittiğinden tüm ipleri ellerimle açmak istedim ben. Son olarak aşağıda düzensiz sarkan uzun kalan kısımları da kesiyoruz ve avizemize asıyoruz artık. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonucu gerçekten benim çok hoşuma gitti çünkü koridorumda böyle bir hareketliliğe ihtiyacım vardı. Siz de avizeyi denerseniz benimle birlikte buradan ya da Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.